Yunus Emre Enstitüsü sunar. Dost Meclisi başlıyor. Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bir Dost Meclisi programında daha birlikteyiz. Birlikte olmaktan keyif duyuyoruz çünkü bugün konuklarımız çok ağır ve birbirinden değerli. Çünkü bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü Sayın Profesör Doktor Metin Doğan Beyefendileri ve yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Bünyamin Öztürk'ü konuk ediyoruz. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Efendim, bu programın benzerini geçen yıl yapmıştık. Çok büyük bir keyif almıştık. O dönemde hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Bir kampüsten bahsetmiştik. Çubuk'ta çok büyük bir kampüs açılacağını, külliyeye benzer bir kampüs açılacağını heyecanla duymuştuk. Şimdi o heyecanımız katlanarak arttı. Çünkü artık o kampüs artık hazır. Öğrencilerimiz de gelip gidiyorlar. Misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ama şunu hemen başlangıçta sormak istiyorum. Geçen yılla bu yıl arasında fark nedir kıymetli rektörüm? Geçen yıldan bu yıla çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olduk. Yani ismimizin önüne Ankara ibaresi eklendi. Açılışta onu söyleyeyim ki. Evet. Neden böyle bir ihtiyaç hissedildi? Bizim üniversitemiz uluslararası özellikleri çok yüksek olan bir üniversite. Hı hı. Bu yüzden uluslararası tanıtım anlamında, bilinirlik anlamında, telaffuz anlamında Ankara ibaresinin varlığı oldukça önemliydi. Hı hı. Ve resmi olarak da daha önce kullanılmakla birlikte resmi olarak da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi adını aldı üniversitemiz. Tabii çok önemli bir değişiklik var. Merkez külliyemize taşındık bu yıl. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz. Çok güzel bir mimarisi var. Evet. Biz de hayran kalmıştık. Selçuklu mimarisi tarzında. İçerisi son derece modern imkanlarla donatılmış olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Külliyesi diyoruz. Şu anda orada yaklaşık 5500 civarında öğrencimiz bir yıldır eğitim görüyor. Maşallah, katlanarak da devam edecek. İnşallah. Ankara'nın 5. Devlet Üniversitesi. Evet, Ankara Yıldırım, evet. Beyazıt Üniversitesi. Daha önce de konuklarımıza, değerli dinleyicilerimize tanıtmıştık üniversitemizi ama radyolarını yeni açanlar için, daha önceki programımızı kaçıranlar için dilerseniz Sayın Rektörüm, öncelikle üniversitemizi tanıtalım, bölümlerimizi biraz tanıtalım. Neler var bu üniversitede? Eğer yurt dışından öğrencilerimiz geleceklerse neden bu üniversiteyi tercih etmeliler? Sizlerden biraz bilgi almak isteriz bu konuda. Evet. 2010 yılında kanunu çıkmış olan bir üniversite. Biz 2010 yılı sonunda, 2011 yılı başında göreve başladık. Şu anda 12 fakülte, bir yüksekokul, bir devlet konservatuarı, 2 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 19 uygulama ve araştırma merkezi olan büyük bir üniversite konumundayız. Maşallah, sanki yıllardır bu üniversite varmış gibi ama bakıldığı zaman 7 yıl, kampüse geçişte sadece 1 yıl. 1 yılda bu kadar büyümüş olmak, bu kadar bölüme sahip olmuş olmak hakikaten takdire şayan. Evet, çok hızla gelişen bir uluslararası araştırma üniversitesi konumunda üniversitemiz. Hem uluslararası öğrenciler açısından bakıldığında böyle. Çünkü Türkiye'deki en yüksek orana sahibiz. Hem uluslararası öğretim üyeleri anlamında, hem de uluslararası olmayan öğretim üyeleri doktoralarını pek çoğu dünyanın önde gelen üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış akademisyenlere sahibiz. Hı hı. Yaklaşık 1100 civarında akademisyenimiz mevcut. Bunların 500'ü profesör, doçent ve yardım doçentlerden oluşmakta. Diğerleri araştırma görevlileri, uzmanlar, okutmanlar, hı hı, tarzında. Şu anda 9 ön lisans programımız var. Bu yıl bunlara birkaç tane daha program eklendi. Lisans 53, lisans üstü ise 132 programı olan bir üniversite.
Uluslararası özelliklerinden bahsettik. Yaklaşık 209 üniversiteyle işbirliği anlaşmamız var. Maşallah. Uluslararası düzeyde. Aynı zamanda Erasmus programında da yurt dışına öğrencilerimizi gönderiyoruz sanıyorum. Tabii ki. Erasmus programı sadece klasik Erasmus programı değil. Aynı zamanda Erasmus yaz stajlarıyla ilgili kendi hazırladığımız projeler kapsamında. Bunun dışında Mevlana projesi kapsamında. Hı hı. Ve yine bunların dışında bu sahip olduğumuz çok sayıdaki ikili anlaşmalarla karşı üniversitelerin veya ülkelerin burslarıyla da öğrencilerimizi uluslararası değişim programlarına gönderiyoruz. Üniversitemizde 12 fakülteden bahsettik. Yaklaşık bunların 9 tanesi aktif durumda. Lisans düzeyinde öğrenci sayımız 11 bin civarında. Yaklaşık 5 bin civarında da lisansüstü öğrencimiz var. Burada tabii bir araştırma üniversitesi olarak tanımladığımızda lisansüstü eğitime en az lisans eğitimi kadar önem veren ve çok sayıda araştırma yapan üniversite anlamına gelmekte. Sayısal olarak söylediğimizde de yılda en az 200 doktora öğrencisi mezun eden bir üniversite, hı hı, uluslararası camiada araştırma üniversitesi olarak tanımlanmakta. Bizim şu anda yaklaşık 1100-1200 civarındaki doktora öğrencimiz, ki yılda yaklaşık 250 civarında mezun demek, doktora mezunu anlamına gelmekte. Sayısal olarak da aslında bir doktora üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi hüviyetinde olduğunun en önemli göstergelerinden birisi. Yani yurt dışında bulunan kıymetli hocalarımız da üniversitemize Mevlana programıyla gelebiliyorlar. Tabii, hem Erasmus değişim programları hem Mevlana programlarıyla bu değişimleri çokça gerçekleştirmekteyiz. Hatta şöyle söylemek gerekirse, Türkiye'de Erasmus bütçesini kullanan en yüksek 3. üniversiteyiz. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bunu da ifade etmem gerekir herhalde. Geçen yıl hatırlıyorum biz fazlasıyla alkışlamıştık Yıldırım Beyazıt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin başarılarından. O dönem Yıldırım Beyazıt'tı ama şimdi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin başarılarından birçok bölüm ilklere imza atmıştı. Evet. Bu yıl yine başarılarımız var mı kıymetli hocam, yine söz edebileceğimiz? Tabii ki. Tabii sadece uluslararası ilişkilerimiz yok. Yurt içinde de yaklaşık 200 civarında kurumla işbirliği anlaşmamız var. Bunlar özel sektör olabilir, sanayi kuruluşları olabilir, kamu kuruluşları olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir. Yani hayatın her tarafında olan bir üniversite olma çabası içerisindeyiz. Yine öğrenci odaklı bir üniversite. Şu anda 61 öğrenci kulübüyle öğrencilerimize sadece akademik anlamda gelecekte mesleklerini yapacağı bir eğitim vermekle sınırlı kalmıyoruz. Onları gerçek hayata hazırlamak için daha öğrencilikleri sırasında hem çok sayıda sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin içerisinde bizzat yer almalarını sağlıyoruz. Hem de akademik anlamda öğretim üyelerinin yapmış oldukları projelerde yer almalarını temin ediyoruz. Bunlar akademik projeler olabilir. Bir de kendi başlarına hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde projeler yapmalarını sağlıyoruz ki hayata atıldıklarında hayatın her yönüyle pişmiş olarak, istihdama hazır bireyler olarak hayata atılsınlar istiyoruz. Yüreğinize sağlık. Sayın rektörüm, şunu merak ederim, izniniz olursa sormak tabii isterim. Belki bu soruların dışına çıkacağız ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği bir üniversite olduğunuzu biliyorum. Ve mimari anlamda külliyeye dönüşmüş olması nasıl bir projeyle gerçekleşti? Bu bir Ankaralı olarak, Selçuklu mimarisini çok seven biri olarak ve arkeoloji okumuş biri olarak beni çok mutlu etti. Ve umuda doğru yolculuk etmemi sağladı. Evet. Dolayısıyla belki örnek teşkil edecek yeni üniversiteler külliye biçiminde olacak belki. Ve evet, Selçuklu mimarisini, yani özümüzü korumaya çalışacağız. Evet. Bu proje nasıl gelişti, bunu merak ediyorum. Tabii ki üniversitemizin bir misyonu var. Üniversitemiz milli ve kültürel değerlerine sahip çıkan, onları reddetmeyen ama uluslararası arenadaki son
bilimsel düzeye de ulaşmış bir üniversite olmayı hedeflemekte. Yani biz uluslararası arenada bir araştırma üniversitesi olmak için kendi kültürel ve bilimsel değerlerimizi reddetmek gibi bir gerekliliğimiz yok. Yani hı hı. bunların hepsini içerisinde barındırarak da uluslararası arenada söz sahibi olmak mümkündür. Bunu ispat etmeye çalışan bir üniversite. İçinden çıktığı toplumun problemlerini çözmeye çalışan ama bununla yeterli olmayan, aynı zamanda uluslararası düzeyde de dünyanın problemlerini çözmeyi hedefine koymuş bir üniversite olmaya çalışıyoruz ve hem akademisyenlerimizi hem öğrencilerimizi bu yönde yetiştiriyoruz. İşte bu buradan yola çıkarak daha öğrencilikleri sırasında eğitimlerini almış oldukları binaların bile bir milli ve kültürel kimliğe sahip olmasını hedefledik. En başta daha Sayın Cumhurbaşkanımız destekliyor diye bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün üniversitelerimizi destekliyor. Elbette, elbette. Tabii biz Ankara'da olduğumuz için belki biraz daha fazla ulaşma imkanımız proje oluyor. Bağlamında söyledim. Tabii. Farklı algılanmasın. Projenin oluşturulmasında en baştan itibaren hem mimari projelerin oluşturulmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın fikirlerini, görüşlerini alarak biz yola çıktık. Öncelikle bir külliye tarzında bizim kültürümüzde akademik hayatın başlamış olduğu külliyeleri ifade edecek tarzda bir mimari çalışma ve buna uygun bir kampüs yerleşimi çalışması yaptık. Yani önce mimariyi oluşturduk. Sonra bu mimariye uygun kampüs yerleşimini tasarladık. Bundan sonra yani benim görev sürem bittikten sonra gelecek rektörlerin yapacağı binalar da bu ana yerleşime uygun ve bu milli mimariyi bozmayacak tarzda olacak. Yani bunu en başta planladık. Eğer bunu en başta planlamazsanız kimliği olmayan, birbirine uymayan, birbirinden farklı çeşitli binalar topluluğu olabilir. Yani siz arkeoloji okumuşsunuz, sanat tarihinden yetkilisiniz, bu konuda düşünceleriniz var. Yani bunun ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Yani her gelen farklı bir şey yaparsa ortaya hiçbir şey çıkmaz. Ama bir kimlikle oluşturulursa o zaman bu herkesin hoşuna gidecek yapılar haline gelir. Tabii bu sadece binaların tasarlanması dış cephe görüntüsüyle değil. Oradaki hayatın, yaşamın da tasarlanması anlamına geliyor aslında. İşte öğrencilerimiz daha eğitime başladıklarında böyle bir ortamda yetişecekleri için bu milli, kültürel ve sanatsal değerleri özümseyerek bir kere farkında olmadan belki bu eğitimi alarak yola çıkmaktalar. Bu açıdan tabii ki çok önemli. Mimariye. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileri aktardığınız için bizlere. Şimdi dilerseniz Sayın Rektörüm sizi birazcık dinlendirelim. Tabii. Ve programın başında tanıtmıştık. Yine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Bünyamin Öztürk bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizinle bir girizgah yapalım istiyorum yabancı öğrencilerimiz adına. Üniversitemiz uluslararası bir devlet üniversitesi. Peki uluslararası öğrencilerimiz hakkında birazcık bilgi alalım sizden. Evet, üniversitemiz 2011 yılında öğrenci almaya başladığı andan itibaren yabancı kelimesini kullanmadan uluslararası öğrenci tabirini kullanarak aynı Türkiye'deki öğrenciler gibi yurt dışından öğrenci alımına başladık. Şu an 6. yılın sonundayız. Yaklaşık 94 ülkeden 1383 öğrencimiz bizim üniversitemizde eğitim görüyorlar. Bu 94 ülkenin 6 yıl içinde ne kadar büyük bir rakam olduğunu belki hatırlatmak, anımsatmak gerekir dinleyicilerimize. Bu öğrencilerimiz şu anda, tabii bunun yanında biz şu anda 173 tane de öğrenciyi mezun ettik ve 37 ülkeye de mezunlarımızı ve diplomalarımızı göndermiş olduk. Bunlar şimdi buraya gelmeden önce yeni yeni mezun olacak yabancı uyruklu veya da uluslararası öğrencilerimizle karşılaştım. Bir tanesinin gözleri yaşardı mesela. İlk geldiği ve kayıt olduğu anı ve şu andaki mezuniyet aşamasını
görünce yine ben kaydetmiştim. Yine bizim yanımızdan gelip imzalıp mezun oldu ve çok duygulandığını ve burada çok mutlu olduğunu, bir kendisini kendi ülkesinde okur gibi hiçbir yabancılık çekmeden, hiçbir ayrıma tabi olmadan şu bu 4 yılın doldurduğunu söyleyince biz tabii çok mutlu oluyoruz. Fakültelerimizde Sayın Hocam'ın da söylediği gibi biz 9 fakülteye şu anda yabancı uyruklu öğrenci alımı yaptık. Bu yıl da yapacağız zaten. Birazdan ondan da bahsederiz. Bizim öğrenci sayımız Türkiye'deki uluslararası öğrenci oranı Türk öğrencilere göre yaklaşık 1.65 civarındayken bizim öğrenci oranımız 9.65 %9.65 oranında ve Türkiye'de birinci sıradayız oran baktığımızda. Ankara Üniversitesi'ni geçti o zaman Ankara. Oran olarak üniversiteleri geçmiş durumdayız. Ta burada rektörümüzün de sayın rektörümüzün de daha baştan beri misyon ve vizyonlarımız bu bağlamda olduğu için hiçbir zaman uluslararası öğrencilere zorluk çıkartmayan bir yönetim anlayışı oldu. Gelen öğrencileri en pratik, en mevzuata uygun, en kolay şekilde nasıl alabiliriz? Hiçbir öğrenci gelen dışarıdan eğitim için, kendisini geliştirmek için gelen hiçbir öğrenci dışarıda kalmamalıydı. Biz bunu başardığımızı düşünüyorum. Emeklerinize sağlık kıymetli Bünyamin Hocamız. Sormak istediğim şey şu. Hangi bölümlere daha çok öğrenci geliyor ve de neden daha çok tercih ediliyor acaba? Tabii üniversitemiz, Sayın Hocam da bahseder, Ankara'da olmamızın en büyük bir avantajı var. Ve eğitim dilimizin İngilizce olmasının çok çok büyük bir etkeni var. Türkiye'nin yabancı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerdeki tercih sebebinin bir tanesi, tercih ettiği fakültelerden bir tanesi tıp fakültesi, sağlık alanı. Tıp fakülten sonra diş hekimliği veya diğer hemşirelik, diğer sağlık alanları. Bunun yanında da mühendislik bölümleri, sayısal bölümler ağırlık göstermekte. Hemen hemen her bölüme uluslararası öğrenci alabiliyoruz. Tabii her bölümü alıyoruz. Yani her bölümde öğrencimiz de var şu anda zaten. Bir tek konservatuvarımız konusunda onu da burada söyleyelim. Onu da ileriki zamanda konservatuvarda öğrenci bulunur. Konservatuvar da açılacak. Açıldı. Evet. Şu an tiyatro bölümü de var mı? Yok. Kıymetli hocam. Müzik üzerine. Bizim konservatuvarımızın ilklerden bahsettik. O zaman konservatuvarın ilkinden bahsedelim. Lütfen buyurun. Türkiye'de ilk kez Türk Din Musikisi programını açmış olan ve Türk Din Musikisi ana bilim dalını kurmuş olan bir konservatuvar. Bu alanda uzmanlaşmış. Henüz ikinci, üçüncü programları açmadık. Tabii gelecekte diğerlerini de açmayı düşünüyoruz. Ama bu alanda Türkiye'de bir başak eksiklik olduğunu düşündük. Ve bu alanda öncü görevi yürütüyoruz. Ve inşallah önümüzdeki yılda ilk mezunlarımızı vereceğiz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Ve yine ilklere imza atan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir teşekkürü de hak etti. Hatta gönül borcu teşekkürünü. Böylesi güzel katkılar sunmuş olmanız bir Ankara olarak beni onur etti. Şimdi dilerseniz bir müzik arası verelim. Musiki'den bahsetmişken bir musiki eser dinleyelim. Tercih ettiğiniz bir eser var mı? Kıymetli hocam dilerseniz size sorayım öncesinde. Yoksa seçkiyi ben de Kasım Bey'e bırakmak istiyorum. Kasım Bey şimdi bizlere o leziz eserlerinden birini gönderecek. Tüm dinleyenlere armağanımız olsun. Başaklar bağlanmışken tomurcuklar
Başaklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece. Titredim efendim, seni andım dün gece. Bu bahçeler onundu, bazen uğrar dediler. Bu bahçeler onundu, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. 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 Yazı görmedik, kışta doğdun dediler. Ne baharda geleni sensin sandım dün gece. Ne baharda geleni sensin sandım dün gece. Onun geçtiği sokaklar kokuyor dediler. Onun geçtiği sokaklar gül kokuyor dediler. Ötelerden kokularla geldiğini sandım dün gece. Ötelerden kokularla geldiğini sandım dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için hatırlatma yapmakta fayda var. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Bünyamin Öztürk ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Metin Doğan. İkinci bölümümüze tekrar hoş geldiniz kıymetli hocalarım. Bünyamin hocamızla devam ediyorduk ve şunu merak ediyoruz Sayın Bünyamin hocamız. Hangi ülkelerden daha çok Yıldırım Beyazıt'ı, Ankara Yıldırım Beyazıt'ı tercih ediyorlar acaba? Demin de bahsettiğim gibi 94 ülkeden öğrencimiz var. Tabii bunların ağırlıklısı bizim Afganistan bölgesinden. Almanya'dan öğrencilerimiz var. Azerbaycan'dan, Arnavutluk'tan, İran'dan, Irak'tan, Moğolistan, Mısır, dünyanın Yemen, öteki ucundan bir öğrencimiz var. Evet, evet. Suriye, Zaire, Zambiya, Zimbabwe, Moritanya, Moldova, yani Gambiya, bunların isimlerini bile biz bazen ilk defa duyuyoruz öğrencilerimiz başvuru yaptıkları zaman.
Rengarenk bir bugün kampüste veya yerleşkelerde gezdiğiniz zaman bugün yine dikkatimi çekti. Şöyle dışarıya baktığınız zaman rengarenk bir atmosfer var öğrenciler arasında. Mutlu oluyoruz tabii hepimiz. Yani. Peki öğrencilerimiz buraya gelmeden başvurabilirler mi internet üzerinden üniversitemize? Tabii bizim üniversitemizin öğrenci alımları ilk baştan 2011 yılından itibaren hep online olarak yapıldı. Hı hı. Online bir başvuru sitemiz var. Oraya bizim ybu.edu.tr adresinden onun linki ve haberlerimiz şu anda mevcut. 14 Temmuz 2017 Cuma tarihine kadar da başvurularımıza devam ediyoruz, alımlarımıza. Öğrenciler orada girdikleri site ve web sayfasından girdikleri zaman gerekli bilgilerini dolduruyorlar, gerekli formları sisteme yüklüyorlar. Herhangi bir aracıya gerek kalmadan yalnızca bizimle muhatap olarak, öğrenci işleriyle, üniversiteyle muhatap olarak dışarıda hiçbir paydaşımız, hiçbir şekilde ortağımız yok. Bunu da burada söylemek istiyorum. Çünkü bunu kullanmak isteyen, bu eğitim almak isteyen insanlardan faydalanmak isteyen art niyetli kişiler olduğunu duyuyoruz. Biz komple web sayfası üzerinden başvurumuzu alıyoruz. Online şekilde evrakları yüklüyorlar. Başvuruları, formlarını bize, adreslerimize iletiyorlar. Dosyalar incelenip biz gerekli duyurumuzu da yine web sayfası üzerinden ve mail adreslerinden sonuçları bildiriyoruz. Programa bu sene alacağımız öğrencilerle ilgili mailimiz var, daha doğrusu evet. WhatsApp hattımıza gelen bir mesaj var. Diyorlar ki yabancı öğrenciler için nasıl bir okul? Şöyle başlayalım isterseniz kıymetli hocam, adım adım ilerleyelim. Yurt dışından başvurdular ve YTB bursu olarak geldiler Ankara'ya. Sizinle karşılaşıyorlar ilk olarak sanırım kaydedilirken öğrenciler. İlk olarak şunu düşünüyorum, ben kendimi Mısırlı olarak adettim şimdi. Mısırlıyım, geldim. Nerede kalacağım? Kampüse nasıl gelip gideceğim? Acaba kampüsün içerisinde yurtlar var mıdır? Ardından burs olanakları nelerdir? Artı burslar alabilir miyim? Ne yiyip ne içerim? Yurtlarda yemek güzel mi? Bunları merak ediyor öğrencilerimiz. Dilerseniz Sayın Rektörümüz bunu yanıtlasın. Buyurunuz kıymetli hocam. Öğrenciler bir kere bize başta iki yolla ağırlıklı olarak geliyor. Birincisi Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın Türkiye bursları dediğimiz yöntemle gelenler. O Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkanlığı çeşitli ülkelere giderek orada belli sınavlarla öğrencileri seçiyorlar ve onları burslandırarak Türkiye hükümetinin vermiş olduğu burslarla Türkiye'ye getiriyorlar ve onlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalıyorlar. Yani barınmayla ilgili bir problemleri olmuyor. Üniversitelere de kontenjan harici, ayrıca bir kontenjan olmadan yerleştiriliyorlar. Bize yılda yaklaşık 150-200 civarında böyle öğrenci geliyor. Ama bunun dışında bizim asıl ağırlıklı öğrenci potansiyelimizi oluşturan grup kendi kendini finanse eden, yani kendi ücretini kendi karşılayan öğrenciler. Onlar böyle bir sınava tabi olmadan bir gün evde internetini açıp üniversitemizin web sayfasına girip aynı biraz önce Bünyamin Bey'in bahsettiği gibi doğrudan internet üzerinden bir başvuru yaparak ve kendi bilgi ve belgelerini oradaki forma uygun olarak yükleyerek başvurusunu yapabilmekte. Daha sonra da bunu doğrular nitelikte bize evraklarını postayla ya da geldiği zaman kayıt hakkı kazandığında elden getirerek kayıtlarını yaptırabilmekte. Bizim öğrenci odaklı bir üniversite olarak Türk öğrenci ya da uluslararası öğrenci lere yönelik ayrımlı bir uygulamamız yok. Yani bütün öğrencilerimize, Türk öğrencilere nasıl davranıyorsak onlara da aynı şekilde davranıyoruz. Hem İngilizce olarak hem Türkçe olarak dersleri alabiliyorlar. Tabii. Bizde programlarımızın %70 civarında olanları İngilizce programlar. Eğer İngilizce yeterliğe sahiplerse öğrenciler doğrudan muafiyet sınavını aşarak doğrudan derslere başlayabilmekteler. Eğer İngilizce yeterlikleri uygun değilse bir yıl İngilizce hazırlık okuyarak İngilizce programlara başlayabilirler. Eğer Türkçe programa başlayacaklarsa
ve Türkçe yeterlikleri uygun değilse o zaman bir yıllık Türkçe hazırlık eğitimi almaktalar. Bunu da bizim Dilmer dediğimiz Dil Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Burada sadece Türkçe değil, yine İngilizce, Arapça gibi dillerde de eğitim verilmekte. Burada sadece kendi üniversitemizde öğrenim görecek öğrencilere değil, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesine kayıt yaptırmış ama Türkçe eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin Türkçe eğitimleri de yapılmakta. Ayrıca diğer dillerde de eğitimler vermekteyiz. Veriliyor. Peki Bünyamin Hocam, alım şartları nedir? Uluslararası öğrencilerin başvururken dikkat etmesi gereken şartlar neler acaba? Şimdi rektör hocamın da bahsettiği gibi üniversitemize iki türlü uluslararası öğrenci gelmekte. Birisi YTB dediğimiz kısımdan, bir tanesi de kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimiz. Kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimizi biz üç kategoriye ayırdık başvuru aşamasında. Bir, uluslararası sınavlar, abitur, SAT dediğimiz sınavlara sahip olan öğrenciler. İki, aynı bizdeki LYS sınavı gibi kendi ülkelerinin üniversiteye giriş sınavları olan sınavlara girmiş öğrenciler. Bir de lise diploması boyutunda diplomaya sahip olan, lise eğitimini bitirmiş olanların herhangi bir sınava girmeden yalnızca bu diplomasıyla birlikte başvuru yapabilecekleri üç kategorimiz var. Öğrenciler bu kategorilerden hangisine sahipse, tabii bizim en büyük tercihimiz uluslararası sınavlara sahip olan öğrencileri seçmek. Ondan sonra üniversite sınavı boyutunda olan belgeye sahip olanı seçmek. En sonra da diploma notuyla bize başvuru yapanları tercih ediyoruz. Bizim genel limitimiz de her kategoride, her ülkenin barajına göre %70 limiti koyuyoruz. 100 üzerinden değerlendiriliyorsa 70 puana, 20 puan üzerinden değerlendiriliyorsa 14 puana sahip olan tüm öğrenciler başvuru yapabiliyorlar. Bu belgelere sahip olan, bir liseden mezun veya mezun aşamasında olan tüm öğrenciler bizim web sayfamızdan başvurularını, istedikleri programa 3 tercih alıyoruz bizler. Bu 3 tercihe göre tercihlerini yapıp bize formlarını gönderdiği zaman başvurularını yapmış oluyorlar ve biz gerekli zaten geri dönüşü onlara başvurunuz kabul edilmiştir boyutundan geri dönüşü de yapıyoruz. Ben bir telefon numarası hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize. Eğer yurt dışından bize şu an kulak veren ve Türkiye'de okumak isteyen öğrencilerimiz varsa +90 tabii ülke kodunu yazmaları gerekiyor. 0531-210-6705 0531-210-6705 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Eğer sizler de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okumak isterseniz şartları neler, acaba oradaki yaşam şartları nelerdir, bunları sormak isterseniz hangi bölüm istiyorsunuz acaba, bu bölümle alakalı uluslararası denklikler nelerdir, bunları sormak isterseniz az önce hatırlattığımız gibi bize WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Bir de şunu sormak istiyorum, Mevlana ya da Erasmus programı olmadan öğrenci kendi ülkesinde diş hekimliği okuyor ve ikinci sınıfta. Ve o kadar çok istiyor ki Türkiye'de okumayı. İkinci sınıftan denklik alıp acaba üçü ve dördü Erasmus ya da Mevlana programı olmadan okuyabilir mi? Böyle bir niyet mektubu yazdığında bir şans var mı? Yoksa Mevlana ya da Erasmus programına dahil olmak zorunda mı? Bugüne kadar uluslararası yatağa geç programlarına biz henüz kontenjan bildirmedik. Çünkü çok yüksek oranda zaten %10 civarında, bazı programlarda %30-40'a kadar çıkan uluslararası öğrencilerimiz oluyor. O yüzden bu tip başvurularda genelde Türk uyruklu öğrenciler, işte Türkiye'de belki bir Türkiye Cumhuriyetlerden ulaşanlar da oluyor. Türkiye'de sonra işte istediği bölüme yerleşememiş, yurt dışında yerleşmiş. Onlar bir yıl, iki yıl sonra geri dönmek istiyorlar. Çok bu kapıyı açmak istemediğimizden bugüne kadar herhangi bir kontenjan bildirmedik. Ancak uluslararası öğrenci olursa, yani Türk vatandaşı olmayan uluslararası öğrenci olursa şu yapılabilir. Yani bir formülasyon açısından bize yeni öğrenci gibi başvurabilir. Ve geldiğinde eğer almış olduğu dersler bizde alacağı derslerle eşdeğerlik taşıyorsa biz onlardan muaf sayıp
uygun bir seviyeden onu devam ettirebiliriz. Yani bizi sıfır öğrenci gibi gelip ama almış olduğu ve başarmış olduğu dersleri belgelediği takdirde intibak yaparak senato kararıyla böyle bir yöntem uygulanabilir. Hani çok başvuru var mı? Genelde Türk uyruklu öğrencilerden olduğu için çok da böyle bir yolu açmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü çok fazla talep oluyor. Evet. Tercih edilen bir üniversite ki 7 yılda birçok başarıya da imza attı. Projeleri konuşacağız, başarılarımızı konuşacağız. Ancak şunu merak ediyorum. Yurt dışından gelen uluslararası bir öğrenci adaptasyon konusunda tabii ufak da olsa sıkıntılar yaşayacaktır. Sosyal faaliyetler adına üniversitemizin sunduğu güzellikler neler acaba? Bizim tabii çok fazla faaliyetimiz oluyor. Ben size gelirken saymaya çalıştım. Son 3 ayda ne kadar işte sempozyum faaliyet, yani duyurusunu yaptığımız faaliyetimiz olmuş. İnanın sayamadım. Yaklaşık 70-80 civarında Mart ayından bu yana çeşitli faaliyetimiz olmuş. Bunların bir kısmı akademik faaliyetler. Yani hem öğretim üyesi düzeyinde, uluslararası düzeyde olanlar var, ulusal düzeyde olanlar var, öğrenci düzeyinde olanlar var. Onların kendi yaptıkları sempozyumlar, paneller var. Bazen birlikte öğretim üyeleriyle. Öğrenci kulüpleri var. Tabii. 61 tane öğrenci kulübümüz var. Bu kulüplerin hem sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri var. Hem de bilimsel faaliyetleri de var. Mesela biz bu yıl hem sosyal bilimler alanında, hem İslami ilimlerde, hem tıp fakültelerinde öğrenci kongreleri düzenledik. Tıp fakültesinde 2 tane öğrenci kongresi düzenledik. Birisi ulusal düzeyde Türk Tıp Fakülteleri Birliği'nin düzenlemiş olduğu kongreye ev sahipliği yaptık. İkincisi de uluslararası bir tıp öğrencileri kongresi düzenledik. Katılım nasıldı? Çok yoğun katılım vardı. Önümüzdeki yıllarda da bunları geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Yine sosyal bilimler öğrenci kongresi yaptık. Yine İslami ilimler ve ilahiyat fakülteleri arasında öğrenci kongresi yaptık. Yani öğrenciler daha öğrencilikleri sırasında akademik faaliyetlere işte alışmaları, giriş yapmalarını sağlama amacıyla. Tabii bunun dışında pek çok kültürel faaliyetlerimiz, sergilerimiz, sempozyumlarımız, tiyatro gösterileri, aklıma gelen işte 15 Çanakkale'den 15 Temmuz'a adlı bir tiyatro gösterisi yaptık. Çok duygusal. Bir sahnemizde var sanıyorum tiyatro. Tabii, sahnemiz. Tiyatro sahnemiz var. Birkaç tane salonumuz var. Bir tanesi çok büyük, 650 kişilik bir salon. Yine Selçuklu mimarisiyle yapılmış. O buradaki şeylerimizde, binalarımızda, merkezdeki binalarımızda. Ama yine külliyedeki binalarımızda da işte hani bundan sonraki aşamalarda neler yapabiliriz? Bir kongre ve kültür merkezi projemiz konserler var. Konserler düzenleyelim inşallah. Tabii inşallah konserler düzenleyeceğiz merkez külliyemizde. Çok sayıda faaliyet var. Yani şimdi saymaya kalksak saymakla bitmez. Program. Bazen bir günde 10 faaliyet olduğu oluyor. Yani ben de mümkün olduğunca öğrenci faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Yetişemiyorum tabii hepsini. O yüzden öğrenciler hakikaten evlerinde olduğu gibi uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinde, kendi evlerinde gibi hissediyorlar. Yönetim kadememizde, yani bir idari personelimizden rektörüne kadar her zaman öğrencilerle beraberiz. Ara sıra espri yapıyoruz. Yani kantinde yürürken dikkat edin, rektöre çarpabilirsiniz diye böyle bir de tabir kullanıyoruz. Mesela kışın kartopu etkinliği yaptık. Hep birlikte oynuyorsunuz. Öğrencilerimizle birlikte. Yani onun görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi. Çok paylaşıldı. Yani o zaman sadece slogan değil kıymetli slogan hocam. Slogan değil. Öğrenci odaklı bir üniversite tabii. Olması sadece slogan da değil. Yaşamın tam içinde de, külliyenin içerisinde de öğretmen, öğrenci, hoca, öğrenci ilişkisi. Evet. Çok sıcak. Sıcak devam ediyor. Şu faaliyetten de bahsetmek istiyorum. Lütfen. Uluslararası öğrencilerimizin. Buyurun. 19 Mayıs'ta yapılan bir toplantı vardı. YTB, Genç Müsaat ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenciler Akademisi diye bir proje vardı. Projenin bulunduğu toplantı alanına gittiğim zaman öğrencilerin %80'inin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisinin olduğunu görünce çok mutlu oldum. Yani kendileri yalnızca okulla birlikte kalmamış, şu anda Ankara'daki ve Türkiye'nin devlet erkanıyla
iç içe olmuş bir öğrenci kesim var ve bunların hepsini de biz kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerden seçtiğimiz öğrenciler. Yani dışarıdan gelecek, şu anda neden YBU, neden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi diyecek öğrencilerimize, adaylarımıza, kendinizi bulmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi demekten başka bir şansınız yok diyorum. İşte bu kadar başarılı bir üniversite ki zamanın nasıl geçtiğini bir spiker olarak anlamadım. 40 dakikadır üniversitemizin güzelliklerinden, projelerinden bahsediyoruz. Peki yeni projeleri neler? Geçmişteki sempozyumlardan, başarılardan bahsettik. Vaktimiz el verdiği ölçüde. İleriye dönük nasıl projelerimiz var? Yine sempozyumlar gerçekleşecek mi? Vaatlerimiz neler yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan öğrencilerimiz için? Bizim hedefimiz uluslararası anlamda her bölümümüz her yıl en azından bir sempozyum düzenlesin tarzında. Bu tabii sadece akademik kadroya yönelik değil, öğrencilerimize yönelik de yapılan sempozyumlar. Uluslararası öğrenciler açısından bir şey söylemek istiyorum. Biz onları Türkiye'deki sanayi ve iş adamları kuruluşlarıyla bir araya getiriyoruz. Bunun ilkini merkez külliyemizde bir akşam yemeği yaparak yapmıştık. Bütün uluslararası öğrencilerimizi davet ettik. Burada hedef mezun olduktan sonra kariyerlerini devam ettirecekleri zaman, bu öğrenciler biliyorsunuz kendi ülkeleriyle Türkiye arasında aslında bir köprü vazifesi yapıyorlar. İster kendi ticari faaliyetlerini yürütsünler, mutlaka Türkiye ile bir ticari ilişki kurabilirler. Veya üçüncü ülkelerle bir faaliyet yürüttüklerinde bizim sanayi kuruluşlarımızla, ticaret odalarımızla, ticari kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, kamuyla onları bir araya getirerek bu Türkiye'de eğitim görmüş olmanın meyvelerini gelecekte hem kendileri açısından, hem kendi ülkeleri açısından, hem de Türkiye açısından bir faydaya dönüştürmeleri konusunda da ciddi çaba sarf ediyoruz. Onları çeşitli kurumlara, özel kuruluşlara veya kültürel, sosyal gezilere götürüyoruz. Mesela çok yakın zamanda Dilmer'de Türkçe eğitimi alan öğrencilerimizi Kapadokya'ya geziye götürdük. Hem Türk kültürünü tanımaları açısından hem de kendilerini rahat hissetmeleri açısından çok sayıda faaliyet yürütüyoruz. Emeğinize sağlık demek istiyorum. Programın sonuna doğru geliyoruz ama son bir sorum olacak. Hep Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden konuştuk, başarılarından, sempozyumlarından, etkinliklerinden, kampüsünün ne kadar güzel olduğundan, Selçuklu mimarisinden ve kampüste hem Selçuklu izlerini taşıdığından ve külliyenin bilincini yaşatmaya çalıştığımızdan bahsettik. Ve öğrencilerin yıl geçtikçe Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni neden tercih ettiklerini konuştuk. Bir de Yunus Emre Enstitüsü üzerine konuşalım programa yavaş yavaş veda ederken. Öncelikle Bünyamin Hocam'a sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz Yunus Emre Enstitüsü hakkında? Yunus Emre Enstitüsü hakkında yani 40'a yakın ülkede bildiğim kadarıyla şubesi olan büyük bir kuruluş olarak görüyorum ben. Türk kültürümüzü 50 merkezi 50'ye çıkmış. Yani bu çok sevindirici bir şey. Tabii bu hükümetimizin de devletimizin de şu anda dış politikası bizim kültürümüzü, tarihimizi tanıtacak kuruluşlara ihtiyaç vardı. Bundan 10 yıl önce bir Arabistan gezimizde bir Filistinli gencin Türkiye Müslüman mı sorusuna muhatap olduğumuz zaman bunun ne kadar önemli olduğunu o zaman anlamıştık zaten. Ama şu anda bu kuruluşların sayesinde hem Türkçemizi öğreten hem Türk kültürümüzü dünyaya tanıtan ve şu anda bu radyoyla da zaten tüm uluslararası alanda yayın yapabilen bir enstitünün faydasını ve yani çok yüksek olduğunu düşünüyorum şu anda. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınızdan, düşüncelerinizden ötürü. Sayın Rektörüme de sormak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Metin Doğan Beyefendi'ye. Yunus Emre Enstitüsü sizin için ne ifade ediyor? Yunus Emre Enstitüsü benim için önemli. Çünkü ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonlarının benzer olduğunu düşünüyorum. Yani siz Türk kültürünü, dilini, kültürünü öğretmek için çaba sarf ediyorsunuz ve pek çok ülkede bil fiil faaliyet gösteriyorsunuz. Buradan da
radyo olarak bütün ülkelere ulaşıyorsunuz. Biz de bunu eğitim alanında ve gelecekte mezun ettiğimiz öğrencilerimizle bunu belki ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kullanıyoruz. Ve bizim kendi milli kültürümüzü, değerlerimizi, çünkü Türkiye Cumhuriyeti aslında dünyanın bana göre tam ortasında yerleşmiş. Doğuyla batının, güneyle kuzeyin, Asya ile Afrika'nın, Asya ile Avrupa'nın tam ortasında önemli bir konuma yerleşmiş bir ülke ve bir imparatorluk coğrafyası üzerine, yani geçmişten itibaren bütün medeniyetleri oluşturmuş olan imparatorlukların kurulduğu bir coğrafyada yerleşmiş. Bu nedenle pek çok tarih içerisinde, pek çok coğrafyayla da tarihsel olarak, kültürel olarak ilişki içerisinde olmuş bir noktadayız. İşte bu ilişkilerimizi zayıflayanları yeniden canlandırmak, olmayanları oluşturmak adına Yunus Emre Enstitüsü'nün çok büyük bir görev icra ettiğini düşünüyorum. Biz de benzer duygular içerisinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak arenada konumlandırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz hem kurduğunuz bağ üzerine hem de Yunus Emre Enstitüsü'ne duyduğunuz yakınlık üzere teşekkürü bir gönül borcu biliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yıldırım Beyazıt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bizim için çok önemli bir üniversite. İkinci kez sizi ağırlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz ve haklı gururunu yaşıyoruz sizinle birlikte program yapıyor olmaktan. Son olarak dinleyicilerimizle paylaşacağınız düşünceleriniz var mı acaba? Veda içeren cümleler istiyoruz sizlerden. Öncelikle Sayın Bünyamin Hocam'a dönmek istiyorum. Tüm dinleyicilerimize öncelikle hayırlı Ramazanlar demek istiyorum. Ve bizim Türkiye'de eğitim görmek isteyen tüm uluslararası öğrencilerimizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin geniş perspektifinin içinde görmekten mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, buyurunuz. Ben de şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki dünyanın hangi ülkesinde görev yapmayı hedeflerseniz hedefleyin. Yani verdiğimiz eğitim düzeyi dünyadaki bütün ülkelerde görevi ifa edecek düzeyde olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve parlak bir gelecek hayal eden, kariyer hayal eden bütün gençleri, bütün dünyadaki gençleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne beklediğimizi buradan duyurmak istiyorum. Bu içten davetiniz sanırım öğrencilerimiz tarafından da algılandı. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, bugün iki önemli konu Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle buluşturduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Bünyamin Öztürk ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Metin Doğan beyefendiler bizimle birlikteydiler. Ayaklarına sağlık, iyi ki geldiler, bizleri bilgilendirdiler ve geçen yıl heyecanımız yükselmişti, çok güzel bir külliye açılacaktı. O zaman dosya içerisinde bizimle paylaşmışlardı, fotoğraflarını ve projeyi paylaşmışlardı. Bizler çok heyecanlanmıştık ve ikinci programımızı artık o hayaller gerçek oldu diye paylaştılar ve çok güzel bir kampüse geçtiler. Sizleri de bekliyorlar. Eğer siz de Ankara'da okumak istiyorsanız, çok iyi bir üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yine başka bir dost meclisinde buluşuncaya değin. Göz bebeklerinizden yaşam sevinci, kalbinizden sevgi, hoşgörü ve dudaklarınızdan sevgi, aşk sözcükleri eksik olmasın. Allah'a ısmarladık. Dost Meclisi sona erdi.